tesislerindeyiz. İsmail Kartal hocam bugün bizi ağırlıyor. Lider takımın lider hocası, inşallah şampiyon hocası diyeceğimiz İsmail Kartal'a Klaspor izleyiciler adına teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğiniz için hocam. Bir takımla başlayalım. Daha doğrusu gelişinizle başlayalım aslında hocam. Biraz gergin geldik aslında. Sizin geldiniz, biraz bizim alışık olmadığımız bir teknik direktörün profili çizdiniz Ankara için. Biraz daha mesafeli, kulübün her şeyle ilgileneceğini söyleyen, tesislerinden futbolcularına her şeyle ilgili bir teknik direktör imajı verdiniz. Ama ne olacağını tam biz de kestiremiyorduk. İlk haftalarda biraz korktuk da ama ondan sonra güven veren İsmail Kartal gördük. Ya öncelikle yani şöyle söyleyeyim, hepinize teşekkür ederim. Siz de buraya kadar geldiniz. Şu an lideriz ama şampiyon olmadık. Her şey bitmedi. Ben çok fazla da böyle büyük konuşan bir insan değilim. Yani karakter olarak öyle bir yapım da yok. Sezon başı buraya geldiğimde buraya gelme sebebim işin aslında bakarsınız aklımda yoktu yani. Bazı dostlarım rica ettiler. Ankaragücü'nün köklü bir kulüp olması, tutkulu bir taraftarının ve camianın olması beni buraya getirdi. Yani buraya gelmekle beraber önce bir keşif yaptım. 2-3 hafta böyle kendimce gözlemleyerek fotoğraflar çektim. Tesisler, personel, işte geçen seneki futbolcular. Önce bir izledim böyle 3 hafta. Sonra kendimce tespit ettiğim eksikleri, bu kulübün orta ve uzun vadede neler yapması gerektiğini, neleri yapabiliriz, neleri başarabiliriz diye kendimce bunları ben tasnifledim. Tabii bunları yapabilmem için de en büyük problem ekonomi. Lige yeni çıkan bir takım, 16-17 tane yeni oyuncular geldi. Bu ligde mücadele etmek istiyorsanız, Ankaragücü bir köklü bir taraftarı camiası olan bir futbol takımında herkesin beklentisi hep üst seviyededir. Bir taraftan beklentilere cevap vereceksiniz. Bir taraftan bu oyuncuları beklentilere cevap verecek oyunculara getirebilmeniz için ekonominizin iyi olması lazım. İki, tesislerin iyi olması lazım. Bir taraftan geçen seneki oyuncular burada kalmış. Her ihtimale karşı evet, transfer yapamazsak en azından bu oyuncularla devam edelim de yeni mükaveler yapılmış. Yani bildiğiniz bir kaos var burada. Bir kaos. Yani biz birçok oyuncuyu hatır gönüle, ikili ilişkilerimizle, dostlarımızla devreye sokarak buraya getirdik. İşte çok cüzi haçlık verdik. Çoğuna da bu haçlık paralarını bile vermeden buraya getirdik. Oyuncular geldikçe eski oyuncuları buradan gönderdik. Çünkü tabii ki geçmişteki oyuncuların da burada emekleri var. Kimseye saygısızlık etmek istemiyoruz ama her ligin kendine göre bir seviyesi var. Ben de bu seviyeleri çok iyi bilen bir teknik adamım. İlk başta burada belki taraftarlar, medya benim kim olduğumu bilmiyor. Ben dünyanın 1 numaralı hocası şu an. 1 numaralı hocası. Yoğasim de benim çok yakın arkadaşım. Ben onunla Fenerbahçe'de çalıştım. İstediğim zaman görüşebiliyorum. İstediğim zaman da o benden görüşüyor. Dünya futbolunu, antrenman bilimini, tekniğini, bu mesafeleri Türkiye'ye getiren benim zaten. 7 sene önce. Aykut Oca ile beraberken Almanya'ya ben Alper Ahçıoğlu'yla gittim. Hacettepe Üniversitesi'nde profesör doktor. Şu an Fenerbahçe'nin de kondisyoneri. Futbol Federasyonu'nun da kondisyonerlik bölümüyle ilgili imtihanlarını düzenleyen kişidir. Biz Almanya'ya gittik. Alman milli takımıyla Hollanda'yla maçları vardı. Bunu anlatıyorum. İnsanlar bilsin diye yani. 6 gün kamp yaptık. Hocayla ben yan yana oturdum. Futbolcular çıkıyordu. Alman milli takımı, Amerikalı Alman kondisyonerler bize sunum yaptılar. Biz de onlara sunum yaptık. Dedik ki hızı nasıl geliştirdiniz? Mesafeleri nasıl arttırdınız? Bu drillerle oluyor, çalışmalarla oluyor, alanlarla oluyor. Haftalık, aylık, yıllık planlama öyle olur. Futbol bir bilim değildir ama bilimden de faydalanılmalıdır. Biz gittik, onlar bize anlattı. Biz 400 sayfayla Türkiye'ye geldik. 400 sayfayla. Fenerbahçe'ye bir ARGE kurmamız gerekiyordu. Bunun maliyeti 1,5 milyon euro. Başkan önce istemedi. Sonra başkanla konuşarak ikna ettik. Tamam kurun dedi. Dedik ki bu Fenerbahçe'nin bir argesi olsun. Biz yarın öbür gün biz buradan gideriz. Ama buraya hangi hoca gelirse gelsin Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nin seviyesi, Avrupa Kupa galiplerinin yani UEFA Kupası'nın seviyesi, ligler arasındaki teknik, taktik, fizik ve kültürel farklılıklar neler? Türkiye Ligi'nin durumu ve pozisyonu bunlarla karşılaştırıldığında ne olduğumuzu bilelim. Oyuncu da transfer edeceksek neye göre transfer edeceğiz? Bilmeliyiz. Biz buna göre elemanları yetiştirelim dedik. Ve bunun üstüne biz oraya o Ar-Ge'yi kurduk. Fenerbahçe hala kullanıyor mu Ar-Ge'yi? Halen kullanıyor. Yani çünkü bazı hocalar kurduktan sonra, gittikten sonra... İşte Ferreira kullanmadı. Az Yıldırım dedi ki, GPS'leri dedi, bilimsel olarak futbolcuların, takımların, Avrupa'nın tabii ki her şeye koşu değil ama önemli bir veridir, fiziksel bir veridir. Hiçbir şey olmadığından dolayı dedi, bize yeterli derecede bir cevap veremediğinden dolayı ve bunları kullanmadığı için biz yollarımızı ayırdık dedi mesela, evet. Örnek. Tabii futbol koşmak değil. Ama bu da çok önemli bir veridir. Biz nasıl ki teknik becerisi üst düzey oyuncuları getiremeyeceksek ülkemize. Çünkü endüstriyel futbol, endüstriyel futbol ne demek? Parayı iyi veren kulüpler futbolu iki yönde oynayan dünya yıldızlarını alıyor, başarıyı sağlıyor. Bununla beraber ne yapıyor? Ürün satışlarından, reklam gelirlerinden, sponsor gelirlerinden açığını öyle kapatıyor ama sportif başarıyı bir şekilde bunlar üzerinden sağlamış oluyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla sportif başarının bedelini hem ekonomik hem de şöhret olarak alıyor. Tabii. Yani bunun için biz ne yapmamız lazım dedik. O zaman dedik biz bu kadar becerisi yüksek oyuncuları alamayacaksak en azından fiziksel olarak bunlarla mücadele edebilecek, bunlar kadar koşabilen oyuncuları bir araya getirmemiz lazım dedik. Kompakt bir oyunla, çok fazla üretmeden, savaşarak, ikili mücadele alarak, açılmadan, genişlemeden biz Fenerbahçe'de o sene bunları yaptık ve UEFA'da yarı final oynadık Aykut Hoca'yla. Evet. Direkten döndük biz. Sonra bu malum olaylar geldi işte 3 Temmuz vesaire. Biz ekip olarak dağıldık. Aykut Hoca bıraktı. Sonra işte Ersun Hoca o gitti, ben geldim falan, ben ayrıldım. Ama o sistem hala Fenerbahçe'de devam ediyor. Bu önemli. Yani çok önemli. Tabii çok önemli. Yani biz, ben kendimi biliyorum. Çok fazla da ön plana çıkmayı seven bir insan değil. Öyle çok da fazla reklamım olsun, reklamımı yapayım, işte birileriyle yemeğe çıkayım, işte öyle bir insan da değilim. Yani ben Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Eskişehir'e gittim, 4 hafta çalıştım. Baktım, para yok. Transfer yapamayacağız, yönetim zor durumda. Daha takım ısınmaya çıkarken yönetim istifa diye bağırıyorlardı, futbolculara bağırıyorlardı. Hem kendim yıpranmamak adına, hem de Eskişehir kulübü yıpranmaması için 4 maç sonra başkan bana gitme diye rica etti. Düşersek de beraber düşüyorum hocam, biz seni sevdik, biz çalışmandan memnunuz dediler. Buna rağmen ben de orada başarılı olamayacağım inandığım için hem kendim hem kulübü meşgul etmemek için, zaman kaybettirmemek için ayrılma kararı aldım. Geçen sene Antep'e gittim. Gaziantep'te ligin başlamasına 20 gün vardı. Göreve geldim. Elimde 10 tane futbolcu var. Evet. Anlatayım da insanlar bunu bilsinler. Evet. Başkan dedim ki, başkan 10 futbol ne yapacağız? Hoca dedi, yok dedi, hiçbir şeyimiz yok. Peki. Erzurum'a kampa gittik. Telefon açtım, dedim ki altyapıda hocalarla konuştum. Bana 10 tane oyuncu gönderin. 10 oyuncu gece otobüsten geldi, 20 kişi oldu. Ki antrenman yapabilelim. Evet. Genç çocuklarla şu an oynuyor çoğu. Biz 20 kişiyle kampa başladık. İşte o denenmeye geliyor, o geliyor, bu gidiyor falan derken Erzurum kampı gitti, Bolu kampı derken sezona başladık. 15 kişi çıktık biz. İlk Gençler Birliği maçı. Yok adam. 2-0 mağlup olduk. Takım o da 5 kişi hastaydı falan böyle yani çok zor şartlarda ama bir de o gece bomba patladı, intihar saldırıları oldu. Yabancılar uyumadı o gece sabaha kadar. İşte evlerine gitmeye aileler aramış. Yani böyle bir kaotik bir ortamda maça çıktık biz. Sonra biz ligin 10. 11. haftasına kadar 7. sıraya kadar yükseldik. Gaziantep'te. Çoluk çocuklar. Evet. Evet, bu kadroyla, birkaç tane takviyelerle bu kadroyla 7. sıraya kadar yükseldik. Para problemleri başladı. Futbolcular geldi, dedi ki hocam bizim geçen seneden bile alacaklarımız var. Başkan'a rica ettim, dedim bu arkadaşlara dedim biraz bir şey yapalım başkanım, bak seneye geriler artacak, ne yap bir yerlerden bir kaynak bul. Çünkü 2 misli geriler artacak, çok rahat edersin. Bak dedim yeter ki bu takım bu sene ligde kalsın. Para verelim, bunları motive edelim falan derken o arada savaşlar işte helikopterler, tatbikatlar, futbolcular da çok tedirgin yani oralarda futbolcuları evet, motive etmekte çok zor. Onizar geldi diyor ki biz buraya para kazanmak için geldik. Ben diyor Hollanda'nın Feyenoord takımında 150 bin euro alıyordum. Burada 300 bin euro alıyorum diyor. Ben de 150 bin euro fazla kazanmak için buraya geldim. Ama bunu da alamıyorum hocam. Ben ne yapacağım diyor adam. Bir de can güvenliği. Tabii yani onları da görünce eşleri, aileleri hepsi tedirgin oluyor. Rica ettik. Başkan tamam dedi. Halledeceğim falan dedi. Olmadı. Olmayınca işler tersine gitmeye başladı. Bu sefer futbolcular çok fazla konsantre olamadılar işlerine. 12. hafta mı? Neydi? Yanlış olmasın. 12. ya da 13. hafta. Biz 13. 14. ya da 13. ya da 15. o aralardaydık. Dedi ki hocam bir şey yapalım, ayrılalım. Tamam dedim. Düşme hattında değildik ben bak. Ona rağmen kaybettiğimiz maçlarda bile futbol oynayan. Mesela bir Başakşehir maçını biz 5-6-0 kazanabilirdik. Kendi kalemize attığımız golle mağlup olduk. Abdullah abi de söyledi maçtan sonra. Biz dedi son 2 senedir bu duruma hiçbir takım sokmadı dedi. Çok şanssız mağlubiyetler aldık. 90'da yedik, kendi kalemize attık, bir şeylik de vardı. Tamam başkan dedim, hiç önemli değil. Kan değişikliği olabilir dedik. Oradan da o şekilde ayrıldım. Ama baktığınız zaman ben yani hep böyle kısıtlı imkanlarla bir kulüplere gidip bir şeyler yapmaya çalıştık. Ondan da bir yere kadar. Fenerbahçe'deyken bile biz devre lider bitirmiştim. Orada bile dedim ki 6. haftadan sonra biz yükselişe geçeceğiz. Ve nitekim biz devre lider bitirdik. Sonra transfer yapamadık. 1-2 tane adam alacaktık imkansızlıklardan. O malum olay oldu. Kurşun alma vesaire. Kıl payı bir şampiyonluğu biz kaybettik. Ama baktığınız zaman son 12-13 yılı. Açın bakın. Medbull diye bir şirket var. Türkiye'de 15-20 yıl geriye dönük bütün takımların ligin istatistiklerini yapıyor. NTV Spor'a falan veriyor. Evet. En çok koşan, en çok mücadele eden, en çok ikili mücadele kazanan, en çok topla oynayan, en çok pozisyona giren, en çok şut atan, en çok orta yapan bütün istatistikleri 2-3'e katlamış. O zaman Fenerbahçe'de benim dönemimdi. Bir yıl önce Ersun Yanalar'la aynı puan alıp şampiyon olmuşuz 10 puanla. Bir yıl sonra aynı puan alıyorum. Bütün istatistikleri 2-3'e katlamışım. 2-3 puan farkla şampiyonluğu kaçırıyoruz. O malum olaydan dolayı. Bunları niye anlatıyorum? İnsanlar hafızalarını bir... Evet. Şöyle bir kurcalarsa antrenörüm hakkında en azından bir şeyler kalsın hocam, istiyorum. Bizim belki biraz bu Ankara'nın atmosferinde İstanbul takımından gelen hocalar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'a çalışmış. Hatta orada futbol oynadıktan sonra teknik direktörlüğe geçmiş insanların Ankara'ya geldiğinde bir mesafeli davranış genelde olur. Çünkü o büyük bir yerden gelmiştir. Biraz havalı olur, biraz şey olur. Fenerbahçe'de de sizi ne kadar tanısak da basın toplantılarında bildiğimiz kadar biliyoruz. Eskişehir, Gaziantep maceralarınızla da uzaktan şahitlik etmiş kimseler sadece. Nasıl bir İsmail Kartal'la karşılaşacağımızı bilemediğiniz için belki biraz da mesafeli davrandık. Ama tanıdıkça sizin ne yapmaya çalıştığınızı anlamaya başladık. Biz de ona göre pozisyon almaya başladık. Şimdi siz ne kadar koşan bir takımdan bahsetseniz dahi biz bu oyun anlayışını görmeye başladık İsmail Kartal'ın. Ne yapmaya çalıştığını görmeye başladık. Korkularımız azalmaya başladı. Yani maçın ilk yarısında rakip top dahi oynasa biliyoruz ki ikinci yarı Ankaragücü sahada ezilmeyecek ve bir şekilde maçı dengeleyecek. Bunu tanıdıkça sizi de sevmeye başladık. Ankaragücü'nün bir de başarısı gelince iş tamamen değişti. Şu anda ilk 3 haftada istifa diye bağırdı İsmail Kartal'da. Sezon sonuna kadar değil uzun yıllar takım başında dursun denen bir İsmail Kartal'a geçtik. Siz buraya geldiğiniz zaman Gaziantep'teki, Eskişehir'de yaşayacağınız korkuları yaşamayacağınızı düşündünüz mü? Çünkü aynı dönemlerde Mehmet Başkan da daha transferin nasıl olacağını, kalkıp kalkmayacağını, futbolcu alıp alınmayacağını net söyleyemiyordu. O da belli yerlerden bir şeyler bekliyordu ve kesinleşmemişti. Vallahi Mehmet Başkan'dan yani bu işler hiç kolay değil. Çok yani zorluk derecesi yüksek bir kaos ortamıyla karşı karşıyaydık. Bizim B planımız genç takımdan bile sahaya çıkacaktı. Biz son 20 dakika kala yasak kalktı. Başkan sağ olsun bir yerlerden bir şeyler geldi. Kendi taksi plakası oradan buradan. Son sahnede bizim yasağımız kalktı. Ama buna rağmen biz oyuncular buraya getirdik. Sağ olsun oyuncular bizi kırmadılar. Hiç para almadan o çocuklar peşinat almadan bizi tercih ettiler. İlk 3 hafta santraforsuz sağ beksiz maçlara çıktık biz. Neden? Paralarını veremedik. Anlaştığımız birkaç oyuncu vardı mesela. Kimsenin haberi yok. Buraya geldiler ve başka kulüplere gittiler. Para masanın üstünde bekliyor hocam dedi. Ben de üstünde çalışmayı çok isterdim ama dedi benim paraya ihtiyacım var dedi. Gittiler buradan mesela. O zaman biz tekrar başka oyuncuları almak için buraya mücadele ettik, getirdik. Mesela geçen haftaya kadar bu oyuncular çoğu peşinatını almadan maça çıktılar. Çoğu. Ben dahil. İlk defa geçen hafta bir şeyler takıma dağıtıldı. Ama 5 ay bu çocuklar hiçbir zaman, o en kötü günlerimizde bile biz çok iyi çalışarak, çok iyi içsel huzurumuzu sağlayarak birbirimize olan güvenimizi, samimiyetimizi ortaya koyduk. İnancımızı ortaya koyduk. Onlar bana güvendi. Ben onlara güveniyorum. Bu şekilde çalışan formayı alıyor. Kimseden bir ayrıcalığının olmadığını, herkesin bu takımda oynayabileceğini, eskisi yenisi hiç fark etmez. Onu ben transfer ettim. Bu eski futbolcu. Öyle bir şey yok. Görüyorsun işte. Kim çalışıyorsa Ankaragücü'nün başarısı için formayı veriyoruz. Forma verilmez. Forma alınır. Eğer siz gerçekten vicdana duygularınız, dürüst bir antrenörsünüz, hedefleriniz varsa, hayalleriniz varsa, karakterli, orta ve uzun vadeli bir iz bırakacak bir insansınız, böyle davranırsınız. Bu işin hakkaniyeti bu. Ben de zaten hayatım boyunca böyle davrandım her ortamda. Bugün bir Kenan var, oynuyor. Bir Alihan var, bir Korcan var. Hepsi oynuyor. Onların performans artışlarına zaten ayrıca... Yani geçen seneki oyuncular. Mesela biz buraya transfer ettik. Transfer ettiğim oyuncu oturuyor, onlar oynuyor. Olabilir. Ben her transfer ettiğim oyuncu doğru olacak diye bir şey yok. Futbolda görüyorsunuz, dünyada yani %60 transferiniz başarılıysa yaptığınız oyuncular, siz çok başarılısınız. %50'nin üstüne çıktınız. Biz şu anda zaten başarılıyız bu konuda. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama arada tabii ki biz beğendiğimiz bir oyuncu vardır. Getirirsiniz. Sizin oyun sisteminizde bocalar. Takıma onu kabul eder veya takım onu kabul etmez. Yani bir çok koşturur ama biraz daha teknik becerisi olsun ister takım. Çok teknik becerisi yüksektir biraz ama takım ister. Biraz koşsun ister. Anlatabiliyor muyum? Şimdi o kadar kaosun ortamında siz bunlara karar vermek, almak, getirmek, birbirlerine uyum sağlatmak kolay şeyler değil. Hayal ediyorsunuz, olmuyor, o gidiyor, bu geliyor derken bütün bunları harmanlayıp birbirine yapıştırmak, birbirine örtüşmesi için çalıştırmak, inandırmak kolay şeyler değil yani. Biz gerçekten çok önemli bir eşiği geçtik. Yani şu an gelinen nokta, iyi durumdayız, iyi çalışıyoruz. Dün de bugün de çok iyi çalıştılar. Maşallah çocuklar. Onlar da artık kazanmanın vermiş olduğu mutlulukla, özgüvenle her maça daha yüksek özgüvenle çıkıyoruz, oynuyoruz. Yok mu? Yarın bir gün biz kaybedebiliriz. Puan da kaybedebiliriz. Ama herkes şunu bilsin ki Ankaragücü oynadığı bir sistem var. Asla mücadeleyi yolda bırakmaz, yarıda bırakmaz. Sonuna kadar çıktı, her maçta mücadele eder. Kazanmak için oynarız. Sonunda kazanırız, kaybederiz, onu bilemem. Ama biz her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Her maçın hikayesi de ayrıdır. Her maçın analizi ayrıdır. Mesela bu maçta biz 1-0 gerideydik devre arası. Evet. İlk devrede benim bakıyorum böyle maçı, çok istediğim gibi şeyler olmuyor. Devre arası soyunma odasına girdik ama hafta içi takımda bir gerginlik var. Kolay değil bu işler. 17 tane, 18 tane adam ilk defa gelecek. Birden böyle liderlik maçına çıkacaksınız. Parasız, pulsuz, yani bu kadar yani imkansızlıklarla seri yakalanmış bir de falan. Yani üzerlerinde bir baskı oluştu oyuncuların. Bir gerginlik var yani takımda böyle. Baktım. Soyunma odasına girdim. Hepsini zaten topluyorum. Karşıma diziliyorlar. Sadece dedim, kendiniz gibi olun. Biz gibi, Ankaragücü gibi futbol oynayalım. Bu maçı kaybedin, yenin, hiç önemli değil dedim. Bütün sorumluluk benim dedim. Her maçı kazanacağız diye bir kural yoktur. Var mı dedim dünyada böyle bir takım? Her maç iyi futbol oynayan var mı? Yok. Kötü oynayanlar olacak, kaybedeceğiz ama bizim artık bir hedefimiz var. Bu hedefe giden yolda asla bu hedefimizden sapmayacağız. Rahat olun dedim. Kaybedin, hiç önemli değil dedim. Ama bir tek şeyi doğru yapacağız. Kendinize gelin, biz gibi futbol oynayalım. 2, biz bir hafta boyunca bir taktik çalıştık. Önde pres, baskı. Bunu doğru pozisyon olarak, doğru planlayarak yaparsak istediğimizi elde edebiliriz. Ama açık, geniş. Birileri yaparken birileri doğru pozisyon alamazsa, arkasını dönerse, yorgunum diye nefeslenmeye kalkarsa yırtılırız. O top oradan bize gelir, tehlike olur dedim. Bu sefer dedim istediğimiz çıkmaz. Daha fazla topun peşinde koşarız ve yoruluruz. Doğru pozisyon, Doğru savunma. Bunu istiyorum dedim. Tamam. Hadi başarılar. İkinci golde dediğiniz gibi geldi. Önde evet. Baskı. Aynen evet. Öyle. Öyle oldu. Çok şükür. Yani bu çocuklar yani gerçekten şey oldular. Yani böyle şunu biliyorlar. Yani biz ne kadar mücadele etsek de koşsak da maçta istediğimiz gibi mücadele edebiliriz. İstediğimiz kadar koşabiliriz. Takımımızın bu verileri bizde var. Bu yeri geldi biz 118 kilometre koştuk. Yeri geldi 117, yeri geldi 119 kilometre koştu bu takım. Yeri geldi mesela bakıyorum ben şeylere. 7700, 8000, 8600 çok yüksek şiddetli koşularımız var. Bunlar gerçekten çok iyi rakamlar. Bu da gösteriyor ki yani bizim iyi çalıştığımız, iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Yani bundan sonrası ne olur? Nasip kısmet yani. Ben takımın durumuna gelmeden önce bir şey de sormak istiyorum hocam. Geldiniz, son gün transfer yasağı kalkmadı. Örnek gösteriyorum. Bugün İsmail Kartal'ı yine burada teknik direktör olarak görecek miydik? Valla başkanla biz şunu konuştuk. Eğer dedi, yani bu yasağı kaldıramazsak, yani bir B planı, sonuçta bir Ankaragücü sahaya çıkmak zorunda. İşte eski futbolculardan birkaç tanesi burada duruyordu, anlaşmamış bir yerlerle. Genç takımdan çocukları, bazıları profesyonel yapıldı. Ondan sonrasına bakarız hocam dedi. Öyle o havada kaldı yani. Siz durur muydunuz? İşte havada kaldı. Yani şimdi tabii ki öyle bir durum olduktan sonra yani genç takım artık gelmişiz. Yani başkanın durumu belli yani. Yani havada kalan bir şey var. Başkan devam mı? Bırakır mı? Bilmiyoruz yani. Ben de o konuyla ilgili herhangi bir düşüncem yoktu işin açıkçası yani. Basın toplantılarında üstünkörü sormuştuk biraz da. O yasağın kalkmasında İsmail Kartal'ın çok etkili olduğunu söylendi. Evet, o çok yaygın ve kuvvetli bir iddia hocam. Ya şimdi burada yasağın kalkmasıyla ilgili benim bir şeyim olamaz. Burada başkanımızın gücü belli, yönetimimizin gücü belli. Bazı dostlarımın beni bu kulübe gelmemde ikna ettiler. Yani açık söyleyeyim, ben Süper Lig'den birkaç kulüple görüşüyordum. Yani ikinci lige PTT'ye inmesem bu arada belki bir yerlere gidebilirdim. Ama Ankaragücü'nü ben de istedim. İstediğim yani. Gerçekten ben de severek geldim ben. İsteyerek geldim buraya. Ama bazı dostlarımızın, başkanımızın da ortak dostları, yönetimimizin de beraber hareket ederek o yasa başkanımızın da, yönetimimizin de çabalarıyla kalktı. Yani benimle ilgisi yok yani o işin. Peki başka transfer haricinde bazı maddi kaynak konusunda da bir sizin bu arkadaşlarınız yardımcı olabiliyor mu? Bazı konularda sponsorluk şeyleri oldu. Mesela bu odalarla ilgili bizim sezon başı kamp yapacaktık. Çok sıcak. İşte daha böyle hijyenik, daha bir profesyonel takıma yakışır bir şey olsun istedik. Ne oldu? Bazı dostlarımızı aradık. Yataklar, yorganlar, dolapları, koltuk takımları, televizyonlar, klimalar, buzdolapları hepsi yenilendi. Odalar temizlendi. En azından dedik ki benim sporcum, bizim sporcularımız, Ankaragücü'nün sporcusu odasına girdiği zaman temiz, güzel bir şekilde dinlenebilsin, istirahat etsin, motive olsun. İnsan gibi bir yerde. İnsan gibi, sporcu gibi bir yerde var olduğunu hissetsin, hissettirelim dedik. Bunu başardık hep beraber. Bunları yaptık. Halen daha yapıyoruz. Kondisyon salonu, bir yöneticimiz Tuna Bey beni bir yemeğe davet ettiler. Kendi içimizden rica ettim. Tamam hocam emin olur dedi. Sağ olsun. Şimdi kondisyon salonumuz yapılıyor sahanın kenarında. Bunlar Ankaragücü'nün vizyonunu ve misyonunu ileriye taşıyacak çok önemli hamlelerdir. Şimdi orada alt katta bir futbolcunun kondisyon salonu çalışması farklı, bir de yemyeşil, ferah, açık böyle aydınlıkta çalışması çok farklı. Şimdi bunları biz Ankaragücü'nün standardını yükseltiyoruz. Yani bu seviyenin karşılığını olması gerektiği yerde bir tesisleşme adına sporcuların motivasyonunu artacak standartını yükseltiyoruz şu anda. Ben şu an bunu yapıyorum. Ben ilk geldiğimde ben çok üst seviyede çalışmış bir antrenörüm. Altlarda da çalıştım. Personeli de eğitmek kolay değil. Bu seviyenin personelinin farklı olması gerekir. Farklı hareket etmesi gerekir. Evet. Sonuçta burada biz ekip olacaksak futbolcuya, teknik direktöre nasıl davranılır, nasıl burada bir iş disiplini, sevk ve idare nasıl olunur? Çok şükür. Şunlar da, onlar da şu an oturdu. Şu an burası personelimiz de çok iyi çalışıyor. Çok saygılılar. Herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Onlardan yeri geliyor 3 ay 5 ay maaş almadan burada hizmet ediyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hep beraber Çok çalışarak biz bugünlere geldik. Takım konularını Ahmet sana bırakacağım. Ben son sorularımı sorayım hocama. Gelmeden önce Fenerbahçe'de futbol oynarken ya da teknik direktörlük yaparken, Gaziantep'teyken, Eskişehir'deyken gördüğünüz Ankaragücü ile içine girdiğiniz Ankaragücü arasındaki farklar neler hocam? Böyle bir Ankaragücü tahmin ediyor muydunuz? Ya da beklentinizin daha mı altında çıktı, daha mı üstünde çıktı? Nasıl bir Ankaragücü gördünüz? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki Süper Lig takımlarının tesisleri, personeli, o seviyenin insanları. Onlar artık kendini yıllarca orada kaldığı için yetiştirmişler, görmüşler. Ona göre bir düzenleri var orada. Çalışma ortamları var. Ankaragücü biraz geri planda kalmış. Yani alt liglerde vermiş olduğu mücadele, imkansızlıklar, kulübün içinde bulunduğu imkansızlık ve kaos ortamları Ankaragücü'nü biraz, ne kadar çok köklü bir kulüp olsa da, tarihi bir kulüp olsa da maalesef bunu üzülerek söylüyorum, biraz geri planda kalmış her anlamda. Ama şimdi yavaş yavaş başkanımızın, yöneticilerimizin, personelimizin vermiş olduğu büyük mücadele, bu sene bizlerin de buraya gelişiyle bu takıma hep beraber daha ileriye nasıl götürebiliriz, yaşamsal anlamda ve sportif başarılar anlamında neler yapabiliriz diye herkes burada bir çaba içerisinde. Ve halen büyük imkansızlıklar içerisinde mücadele ediyoruz. Halen büyük imkansızlıklar içerisinde mücadele ediyoruz ve desteğe, kaynağa ihtiyacımız var. Bu kadar köklü bir kulübün, bu kadar taraftarı olan güçlü bir camianın bence çok daha iyi yerlerde olması gerekir. İnşallah bunu da, bu kadar imkansızlıklar olmasına rağmen ama bu kadar da çok fazla bir iyi niyetli insanlar grubu var burada. Evet. Herkes birbirine sarılmış, herkes birbirine destek vererek, herkes bir yerlerden bir şeyler yapmak istiyor. Mesela bir Osman Bey, bizim yöneticimiz, ismini de vereceğim. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bize şimdi bir kapalı salon yapıyor. Allah razı olsun. Bu Ankaragücü'nün kalıcı malı olacak. Herkesin böyle uzaktan gıptayla izleyeceği bir salon yapıyoruz şimdi. Osman Bey de kulübümüzün kahramanlarından bir tanesi oldu. Yani onun gibi daha var. Bir sürü ismini veremeyeceğim, yöneticilerimiz var, sağ olsunlar. Biz de, onlar da bu konuda yalnız bırak, Tuna Bey, Ercan Bey olsun, başka, yani birçok yöneticimiz bir şey söylediğimiz zaman hemen hocam ne yapabiliriz diye, bu kadar sıkışık olmamıza rağmen herkes bir çaba içerisinde, bir seferberlik içerisinde. Artık bunun vizyonunu biz bir geliştirmemiz gerekiyor. Artık bu takım belli bir seviyeye geldi. Buradan bir hamle sonrası Süper Lig ve ondan sonra Avrupa Kupalarına gidebilir burası. İnşallah. Özlediğimiz. Yani burası gider yani, gidebilir. Hiç bunun şeyi yok. Hayal değil bunlar. Şu an gelinen nokta burası. Sadece bir dokunuş lazım bize. Bir güç, bir kaynak lazım. Bir yeni bir enerji lazım. Yeni bir bize karşı böyle bir motivasyonu arttıracak, camiayı harekete getirecek böyle bir organizasyon, bir dokunuş, bir kaynaklar lazım. Öyle düşünüyorum. Hocam, Ümraniye maçının ardından yakın zamanda sanki bir önemli gelişme olacağını kasteten bir cümleler kurdunuz. Bunu açar mısınız? Bunları söylüyorum. Tuna Bey de söyledi. Yakın bir zaman içerisinde inşallah takımımızın ortaya koyduğu bu iradeyle, mücadele gücü, aldığı puanlarla inşallah bunu devam ettiririz. Taraftarımızın bize vermiş olduğu destek, medyamızın bize verdiği bu destekle hep beraber inşallah yakın bir gelecekte bir şeylerin olabileceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum yani. Çok fazla ben yani oldu, biter, gelecek, edecek diyen bir insan değilim. Olabileceğini tahmin ediyorum. Ama bu kulüp, tabii siz belki bir spor sever olarak uzaktan izlemişsinizdir. Başkanı makamında otururken koltukları icraya giden bir kulüptü hocam. Futbolcusu su yiyecek bulamadı. Elektriği, doğalgazı kesildi. Taraftarı kendi arasında para toplayıp doğalgaz parası ödedi. Rahmetli İlhan Cavcav doğalgaz parasını Ankaragücü'nün ödedi. Yani ne yoklukları içinde bu seviyeye geldi. Şimdi ben 1971 yılında bu kulübün basketbolcusuydum. Yani Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye kupası sahibi olan takımın, Ermanlı, İsmailli takımın basketbolcusuydum. O günlerinden bugünlerine biliyorum. Çok güzel günler de yaşadı. İnanılmaz trajik, gerçekten anlattığınızda ve yaşadığınızda insanları ağlatacak çok kötü günler de yaşadık kulüp. Yani dolayısıyla şu anda ara geçiş dönemi, sizin geçiş döneminiz. Çok kötü günlerden vasat günlere, hatta iyi günlere adım adım çıkma günleri. Dolayısıyla Elbette inşallah sizin dediğiniz gibi Süper Lig'e çıkıp oradan Avrupa Kupalarını oynayacak bir takım olacak Ankaragücü. Bu taraftarıyla, inancıyla, antrenörü, yöneticileriyle mutlaka bir takım şeyleri başaracak. Yani o konuda hiç şüphemiz yok ama en azından o ara günleri yaşamış bir insan olarak bu günler bize kötü değil, en azından işte iyiye doğru emin adımlarla giden bir kulüp havası verdi. Tabii bunda sizin ve özellikle başkanın ve yöneticilerin, Mehmet Yiğner'in ve yöneticilerin çok ciddi katkısının olduğunu da söylemek mümkün. Çünkü şu anda burada keyifle sohbet edebiliyoruz. Biz aylarca, yıllarca Ankaragücü Kulübü'ne gelemedik. Çünkü gelecek bir durum da yok. Trajedi dışında herhangi bir durumda yok da o dediğiniz futbolcu odaları işte düzeltilen, sizin çevrenizdeki insanların ricasıyla düzeltilen futbolcu odaları terk edilmiş, çok kötü durumdaydı yani. Halen devam ediyoruz. Aşağıdaki tuvaletleri şimdi yani inanın fayanslarıyla bile kendim ilgileniyorum. Kapalı salon projesini bile ben kendim çizdim. Fenerbahçe'den gittim, fotoğraflarını, ölçülerini aldım. Aynı şekilde buraya yaptım. Takıma dönelim o zaman hocam. Buyurun. Ben bu sene takımda şöyle bir atmosfer var. Çok güzel bir takım oyunu oynanıyor. Herkes bir uyum içerisinde ama her maçta yıldızlaşan ayrı bir futbolcu oluyor. Bir maç Alihan devreye giriyor, bir maç Kenan devreye giriyor, bir maç Fusula devreye giriyor, bir maç Erdem devreye giriyor. Yıldızlaşan her maçın ayrı bir yıldızı oluyor neredeyse. Yani biz nereden biliyoruz? Röportajda kime mikrofon uzatacağımızı neredeyse her maç sonrası biliyoruz. Bu maç Umut'a uzatmamız lazım, bu maç Kenan'a uzatmamız lazım diye. Bunu siz maç öncesi planlayarak mı yapıyorsunuz? Yani maçta Kenan bunu yapacak, oradan o pozisyonları sağ kanattan bindirmelerini yapacak ve bazı maçlarda tabii rakip takımın oyun planına göre o planı bozacak veya rakibin kilidini açacak oyuncular vardır. O oyuncular üzerinde biz taktik çalışmalarını yapıyoruz. O oyuncularla hedefe gidiyoruz. Sonuç almaya gidiyoruz ve sonuçlandırmayı o oyuncular üzerinden biz yapıyoruz, yani planlamayı yapıyoruz ve istediğimiz gibi de oluyor yani. Bazı maçlarda istediğimiz gibi oluyor. Mesela duran toplardan çok gol atıyoruz. Çok çalışıyoruz çünkü. Birçok taktiksel ve varyasyonlarımız var. Ama Ümraniye topu kornere atmıyor mesela. Evet. Biliyorlar çünkü. Çünkü yan toplardan kornerleri, duran topları çok etkili kullandığımız için mesela onu biliyorlar. Ama çok çalışıyoruz mesela. Ümraniye'de dersinde iyi çalışmış gelmiş gibi geliyor. Tabii ki. Çünkü onlar da Ankaragücü'nü iyi analiz etmişler ve Ankaragücü'nü oynatmama üzerine sağlam bir kurguları vardı maçta. Çıkmadılar, beklediler. İşte kaleden oyunu kurarak topu kendi ayaklarına bizi üzerine çekip arkada kontrayla böyle yapacaklarını biliyorduk. Onda da bir kere geldiler, gol oldu. Ama mesela bu maçta bir Umut olsaydı daha farklı olurdu. Yani Kane'de kötü oynadı, Kane'de de iyi oynadı. Evet. Kane'de son vuruş oyuncusu, ceza alanına yakın oynadığı zaman oyunu hep oraya yıktığın zaman çok iyi oyun. Ama bu tip takımlara karşı baskı presle oynaman gerektiği zaman daha hızlı, daha agresif, rakibi yoracak atletik oyunculara ihtiyacınız var. Kane de bunu yapmak istedi. Yani belki bir Umut olsa daha agresif yapabilirdi. Ama Kane de ikinci golde iyi kapattı. Evet. Ağır kalmasına rağmen yapmak istedi. Yani niyeti iyiydi. O bile rakibi ürküttü. Gol de öyle geldi zaten. Zaten ilk kez 11'de başlamıştı. Onun heyecanı olabilir üzerinde. Olabilir, olabilir tabii ki. Şimdi biz bu Kenan'ı geçen seneden biliyoruz. Ondan sonra Alihan'ı biliyoruz. Korcan kaleci olarak onun performansı zaten hep ileri seviyeliydi. Hep beğendim Korcan'ı kaleci olarak. Ama o iki futbolcunun geçen seneki performansının üzerine çok ciddi koyduklarını gördük. Yani bu sizin antrenman stilinizden, çalışmanızdan mı yoksa o futbolcuların gerçekten birincilik futbolcusuyum, artık benim daha ciddi olmam lazım falan diyorum. Hayranlıkla izlediğimiz iki futbolcu oldular ikisi. Ya da hocam siz sezon başında oyuncuların bu kadar iyi verim alabileceğini düşünüyor musunuz? Ben onlara şunu söyledim. Benimle çalışan futbolcular 3 ay sonra gelişir, takım da gelişir. Belki önce sinirleneceksiniz, belki kızacaksınız ama sabredeceksiniz. Siz de kendinizle ilgili gelişimi ve gelişmeyi fiziksel ve teknik, taktik açıdan göreceksiniz dedim. İlk lafım bu oldu. Alihan geçen sene 10 maç oynamış. Evet. Ama bu sene bütün maçlarda oynuyor. Alihan herkese atlayan, zıplayan bir oyuncuydu. Ama ona nasıl durulacağını, nasıl postan alacağını, nasıl kademeye gireceğini, nasıl birinci topa basacağını öğrettik. Çalıştık. Kolay değil bu işler. Çok uğraştık. Çok çalıştık. Ya çünkü geçen seneki kadroda kimler kalır derseydi, yani 10 kişilik bıraksak belki Alihan'ı o listeye yazmayabilirdim. Kenarda sınırda olurdu. Yani olup olmayacağı konusunda. Siz bu iki oyuncuyu seçtiniz ve bunlarda ciddi bir artış oldu. Yani, ondan dolayı takdir ediyorum. Bunu seçerken de siz bu artışı herhalde hissederek şey yapmışsınız. Yani ben bunlardan bu verimi alırım diye. Tabii ki. Dedim ya, 3 hafta fotoğraf çektim diye. İzledim hepsini, herkesi. Kenan hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Alihan konusunda böyle düşünüyorsunuz. Kenan hakkında. Kenan geçmişi iyi olan bir oyuncu. Süper Lig deneyimi olan bir oyuncu. Buranın havasını, iklimini, kokusunu almış bir oyuncu. İkincilik B. Ama onda o maya var. O mayayı biraz dışarı çıkartmak lazım. İşlemek lazım. Ona biraz özgüven vermek lazım. Ben ona biraz özgüven verdim. Onun çabukluğundan, futbol aklından, tekniğinden faydalanacağımızı anlattım. Çalışması gerektiğini. Zamanı gelince bu çalışmasının karşılığını ona vereceğimi, benden alacağını söyledim sezon başı. O kadar oyuncu giderken o çok çalıştı. Ve şimdi karşılığını alıyor, oynuyor. Ben, futbolcular normalde tembellerdir. Antrenmanı fazla sevmezler, antrenman yapmayı falan fazla sevmezler ama Kenan son röportajında bu sene hiçbir antrenman kaçırmadım diye bir cümle kullandı. O bana enteresan geldi. Yani antrenmanlar da demek ki neşeli geçiyor. Yani ondan keyif alıyor ki bunu mutlulukla söylüyor. Ben sen hiç antrenman kaçırmadım falan diyor. Şimdi antrenman yaptırabilirsiniz. Futbolcuyu koşturabilirsiniz. Çift karede yaptırabilirsiniz. Bizim her koşunun, her antrenmanın, her şutun, her çift kale gibi oyunların bir felsefesi, bir hikayesi var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hadi çıkın çocuklar değil yani biz. Her antrenmanın, her dirilin ayrı bir taktiksel hikayesi var bizde. Onu da seviyorlar demek ki. Eğlenerek yaptıkları için ben bu mutluluğu söylemek istediğim duydum. Fusila'yı açalım hocam. Fusula çok özel bir futbolcu olarak geldi. Ben hatta röportajımda Hileb'e benzettim ona. Stil olarak, duruş olarak bir de hemşerisi. Hileb'e çok benziyor. Ben bu ligin en iyi futbolcularından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Hocam geçen seneki öğrenciniz aynı zamanda da. Bunu bilerek, isteyerek aldınız. Yani bu verimi vereceğini düşünüyor muydunuz? Yani, olağanüstü verim bence yani. Tokuma baktım, bakıyorum. Bir şey eksik. Eksik olan bir tane orada bir istasyon, bir mıknatıs. Bu 3 haftalık fotoğraf çekimi sırasındaki tespitiniz değil mi hocam? Tabii. 3 veya 4 işte o kadar. 3-4 hafta. Putsile'yi aradım. Neredesin? Dedi, Belarus'tayım. Ne yapıyorsun? İdman yapıyorum dedi. Torpede takım idmanlara çıkıyor. Uçağa bin gel dedim. Ben Ankaragücü'yle anlaştım. Ankara'ya geldim. Tamam hoca dedi. Yarın geliyorum. Atladı geldi. Ne para ne pul. Hiçbir şey konuşmadık. Ki biz orada eşe hamile olduğu falan bir dönemde yani sanırım. Geldi. 4 antrenmanı çıkardım. İlk Altınordu maçına çıktı oynadım. 4 antrenman. İşte. Ne para ne hiçbir şey konuşmadık çocuklar. Şu an en az parayı alanlardan bir tanesi de o. Hiç. Biz dedim bunu konuştuk. Acaba en yüksek ücreti alanlardan bir tanesi Pusula mıdır? Ben öyle düşünmeye çalıştım. Bu takımın en yüksek parayı Pusula mı alır diye düşündüm. Orta diyelim. Ama biz, başkanımız, bizler adaletli insanlarız. Adaleti dengeleriz. Bu önemli bir mesaj. Güzel. Mesajı verdiniz. Şimdi kaleciye geçelim. Korcan var. Bir de Altay var. Altay geçen seneden mesaj vermeye başlamıştı. Yavaş yavaş ben Korcan abi geçerim, yakalarım diye. Şimdi Korcan'ın sakatlıklarıyla Altay formayı da kapmaya başladı. Bu hafta da herhalde. Yok, son 1-2 maç Korcan oynayabilirdi. Bilerek Altay'ı oynattık. Bunu bilmiyoruz. Biz sakatlıktan dolayı oynayabilirdi. Bilerek oynattık. Ama. Neden? Altyapıdan yetişmiş. Ankaragücü'nü bir oyuncu kazandırmak, Türk futbolunu bir oyuncu kazandırmak, tecrübesini arttırmak. Yarın öbür gün Korcan'a gerçekten bir şey olsa 8-10 maç bizi taşıyabilir mi? Taşıyabilecek onu da bir görmek lazım. Taşıyamayacaksa bir kaleci alacağız devre arası. Gördük ki taşıyabilir bizi. Milli takım önünü açmak, Altay'ı Türk futboluna kazandırmak, Ankaragücü'ne kazandırmak, bir oyuncu kazandırmamız. Korcan'la da biz konuştuk. Oynadığı maçlarda Altay iyi oynadı. Hatta son birkaç maçında izlemeye gelenler var. Beni de aradılar. Bazı kulüpten insanlar, dostlar. Çalışacak. Bu bir yarış. Korcan abisi oynar, Altay oynar. Belli olmaz. Belki Altay, bu hafta gene Altay oynayabilir. Altay'ın kendisini geliştirmesi gereken bu konu falan olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bu konuda ilgili kendisine bir tavsiyeniz oluyor mu? Altay şu anda sürekli özel idman yapıyor bizde. Evet. Geldiğimizden beri. Bireysel antrenman yapıyor. Bütün takım bizde. Herkesin günlük, haftalık bireysel antrenmanı vardır saatlik. Herkes antrenman 11'de mi? İşte Hasan 9.45, Ahmet 10 çeyrek, öbürü 10.30 gibi, öbürü akşam 14. Böyle herkesin kendi... Sizin programınız dahilinde. Bizim programımız dahilinde. Antrenörlerimiz, kondisyonerlerimiz. Ama şimdi antrenör, kondisyoner hepsi de görevli vaziyette. Tabii yani onlar planlı. Kendi kendine çalışma yok, değil. Yok. Biz bakıyoruz hangi bölgesi zayıf? Karın bölgesi mi? Sırt bölgesi mi? Arka hamstring kimi? Alt soleus mu? Değil mi? Bakıyoruz. Kiminin çabukluğu, kiminin dayanıklılığı, kiminin patlayıcı kuvveti. Bunları tespit ettik biz hepsini. Buna göre de bir planlama yaptık. Bizim bir haritamız var. Günlük her idman kaç dakika, kaç saat, hangi futbolcular katılmış, ne yapılmış, hepsi mevcut. Ne kadar koşulmuş, hangi oyuncular ekstra kaç antrenmana çıkmışlar, çizelgemiz var. Yani. Peki şey vardı hocam, ben mesela Tanju'yu Samsun'dayken bir Ankaragücü maçı sonrası görmüştüm. Maç bitti. Tanju duşunu aldı, hemen geldi sahaya. Bir sağ kanat oyuncusuyla 20 dakika, yarım saat sağdan orta, çizgiden orta, korner, kafa, ön ayak. O teknik falan. Kendine vuruş tekniğini geliştirmek için çalışıyorsun. Evet. Yani ama yine başında bir antrenör vardı. Sizin oyuncuların becerilerini geliştirme noktasında böyle özel çalışmalar yapıyor musunuz? Biz hem fizik hem beceri. Her idmanda var bizde. Hı. İdmanın dışında özel çalışma. İdmandan sonra da yapıyoruz biz. Mesela şimdi teknik, beceri ve kuvvet antrenmanın başında yapılır. Yani antrenman bitiyor, statik. Ne yapıyoruz? Bazı oyunculara orta çalışıyoruz. Bazı oyunculara kafaya çıkamayanlara kafa vurduruyoruz. Ama maç formatında yapıyoruz. Yani pozisyonlarda gelirse aynı Tanju'nun yaptığı gibi sağdan, sol çeşitli yerlerden zorlaştırarak yapıyoruz. Bu şekilde gidiyoruz. Evet, evet. Hocam sözün başında siz genel olarak Peylip'ten bahsetmediniz ama bir hayalinizin olduğunu söylemiştiniz. Ben de geçenki yazımda sizin hayal gücünüzü genişlettiğinizi söyledim. Yani 10 maçta 9 galibiyet. Gerçekten bunu düşünüyor muydunuz bu cümleleri kullanırken? Yani bu 4. haftadan sonra ne değişti takımda bir anda sihirli değnekli bir... Rize maçı kilit bir maç diyebilir miyiz hocam? Rize maçı çok rakip, en büyük rakiplerden bir tanesi gözüküyordu. Belki maç başında bir puan verelim gelmeyin deseler kabul edilebilecek bir maç. Yok yok, öyle bir şeyimiz yok. Yani ben şöyle söyleyeyim size, 4 maç 2 puan. Şimdi Erzurum maçı, kazanmayı hak eden taraf bizdik, berabere bitti. Altınordu maçı, ikinci yarı 3 tane net pozisyonumuz var, kalemiz yani ilk yarı vardı 1-2 tane pozisyon ama kazanabilirdik. O maç da berabere bitti. O zaman ligin en hazır, en iyi takımıydı bak. Evet. Yani o iki maç mesela bizim oynayarak mücadele, yani böyle ezilerek, kötü oynayarak falan berabere kalmadık biz o maçta. Elazığ maçı bir tek Kane'in 17-18 atılması mağlup olduk. 10 kişi kalmamıza rağmen son 10 dakika 3 tane pozisyonumuz var. Net, bir tanesi penaltı vermedi hakem. Bakın iyi. Hafızalarımızı şey yaparsak. Balıkesir maçı. Bir de Balıkesir maçı. Balıkesir'de bence Ankara Süper Bowl oynamıştı ama ikinci yarıda bir şey oldu. Ankaragücü, yani ben orada 1-0 galibiz. Seyircinin orada takımı daha fazla gol atsın, kazansın diye bir coşkusu. Bizim takımda orada dedim ya, yeni kurulan bir takım. Birazcık daha böyle sabırlı oynayabilseydik maçı kazanabilirdik. Bir de o maçta 2 tane yenilen golü gözünüz önüne getirirseniz, yani bu gerçekten futbol işte olmayacak şeyler oldu yani. Onun önüne sekti, o vuruyor, o direkten dönüyor falan, yani öyleymiş nasip demek ki. Ondan sonra Rize'ye gittik, bizim dönüşümüz oldu yani. Nasip öyleymiş. Yani olmayacak şeyler oldu mesela o maçlarda da. Evet. Onda 9'u neye bağlayabiliriz aslında? Onlar, yani onda 9. Bunun nasıl bir motivasyonu? Onda 9. Birbirine inanan insanlar var. Ben işimi çok seviyorum. Başarılı olmak istiyorum. Ankaragücü'nün hak ettiği yere gelmesini istiyorum. Futbolcuların burada olmaktan çok mutlular. Onlar da başarılı olmak istiyor. Hepimizin ortak görüşü, inşallah bu takımı Süper Lig'e çıkartırız. Şu ana kadar iyi geldik. İnşallah bunu da yine söylüyorum. Sezon sonuna kadar devam ettiririz. Bu köklü kulübü hak ettiği yere getiririz. Bütün amacımız bu. Ama bundan sonra yine söylüyorum, kayıplar da olabilir. Puan kaybı da olabilir. Olabilir. Futbol her şey olur. Ama olmaması için biz her hafta çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Biz inanın en küçük ayrıntıları bile atlamıyoruz. Çok çalışıyoruz. Mesela gece yarılarına kadar burada analiz yapıyoruz. Bitmiyor işimiz. Bir maçın analizi, bir maçın 90 dakikanın analizi 1-1,5 gün sürüyor. Kolay değil. Biz 3 maç yapıyoruz. Mesela hiç futbolcu, antrenör gitmiyor. Gece yarılarına kadar ki ben haftanın ilk güne o anı yetişsin diye yetiştirmek için o bir maçın analizini 10-12 dakikaya indirebiliyoruz biz. Kes, anasını bul, özünü bul, hikayesini çıkartın. Anlatabiliyor muyum? Kolay değil bu işler yani. Onları izleye öyle bir şey koyuyoruz ki ortaya oyunculara, çocuklara hemen bak hikaye bu. Biz bu hikayeye göre böyle çalışıyoruz. Ezber değil yani. Onun için uğraşıyoruz, çalışıyoruz. İnşallah Allah da yardım eder. Sonunda hak ettiğimiz yere hep beraber ulaşırız. Hocam bir konu, bir tespitim var ama tabii siz nasıl katılırsınız bilmiyorum. Yani Eskişehir maçından da başlayan bir süreçte ilk 30-35 dakikada konsantrasyon bozukluğu olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü rakip gol olmadı peki ama Denizli maçında yine Denizli öne geçti, Ümraniye de öne geçti 30-35'te. Burada bir konsantrasyon bozukluğu olduğunu düşünüyor musunuz? Sanmıyorum konsantrasyon bozukluğu olduğunu da. Yani siz böyle istiyorsunuz ya da? Yok, istemiyoruz. Oyna biz normal. Gelsin rakip bastırsın. Mesela biz Giresun'da da oyuna başladık. 30. saniye gol kaçırdık. Doğru. Niye? O bir çalışmaydı. O bir taktiksel çalışmaydı mesela. Ondan sonra ama yani bazen rakip kapanıyor. Rakip sizin o anki kurgunuzun dışında bir kurguyla karşılaşıyorsunuz. Hemen orada oyunu yaşayarak bir hamle, bir şey yapmanız gerekiyor. O anda da oyuncuda iç içe giremiyorsunuz. Belli müddet oyun gidince hemen takım zaten bir karakter ortaya koyuyor. Karakterini hemen takım ortaya koyuyor zaten. Geçen gün bir televizyonda çok ilginç bir yorum yapıldı. İsmail Hoca rakiplere kendilerine bir gol atması için mutlaka bir motivasyon sağlıyor. Çünkü Ankaragücü'ne ilk golü atan takım perişan oluyor. Onun için de İsmail Hoca özellikle motive ediyor. Rakibe golü attırıyor, ondan sonra da işini görüyor diye ya NTV Spor'du ya TRT Spor muydu bir yerde çok ilginç bir yorum oldu. Hatta böyle manidar gülerek falan anlattılar yani böyle bir şey olmaz ama böyle bir şey var galiba çünkü takım çok iyi motive oluyor falan gibi konuştular. Kabul etmiyoruz. Mağlubiyet. Yani Eskişehir maçının 35. Yani biz kabul etmiyoruz. Yani takım karakter koyacak derken o hatta mağlup olabiliriz ama biz sonuna kadar hep söylüyorum, savaşan, mücadele eden, gücü olan bir takımız. Yani içimiz dolu bizim. Onun için böyle bir gol olduğu zaman takım ne oluyor? Bir eksiklik var demek ki. Bu sefer daha fazla sorumluluk alarak, daha fazla isteyerek, daha fazla sahiplenerek, daha fazla coşkulu hale gelerek bu sefer maçı kazanmak için. Bazı maçlar var mesela 65-70'ten sonra çok tempolu oluyor, gitgelli oluyor. Orada bizim takım mesela artıları daha fazla ön plana çıkıyor. Mesela bir Giresun maçının ikinci yarısı. Bir İstanbulspor mesela. Burada çok bir Eskişehir maçı mesela. Çok şey oldu yani. Tempolu maçlar oldu. Bu sezon Ankaragücü'nün en çok koştuğu maç İstanbulspor maçıydı. 118 koştu. Olağanüstü bir mücadele vardı. Bu ligin en çok koşan takımlarından biri İstanbulspor. Yani genç takım. Yani 3-4 senedir beraber oynuyorlar. Ama hocaları aynı. Meyvasında oluyor işte. O takıma çok zorlandık biz mesela. Hocam ben kaldığım yerden devam edeyim. Geçen sene Serkan Balcı vardı ki benim duygusal olarak da çok sevdiğim şey futbolcuydu. Tuna Bey de benzer. Serkan'la yolları ayırdınız. Alaaddin geldi. Alaaddin benim Hacettepe'den falan bildiğim bir futbolcu. Dolduramaz diyordum. Ki Samsunspor'la hazırlık maçında gördük ki dolduramadı Alaaddin. Sonra bir Erdem çıktı ortaya. Ki Karabük'ten hayal meyal hatırlıyordum Erdem'i. Muhteşem bir performans sergilemeye başladı. Hatta Ankaragücü'nün sağ kanadı orantısız bir güç kıvamına geldi diyeceğim. Kenan da o tarafta. Erdem orada çok güzel bindirmeler hep sağdan geliyor. Erdem 16 yaşında benim talebemdi Fenerbahçe altyapısında. Çok sevdiğim bir oyuncudur. Ona da bir telefon açtım. 2 tane Süper Lig kulübü istemesine rağmen Tuna Bey bilir bunu. Çocuk bizi tercih etti. Ben buradayım diye. Erdem hücum beni iyi olan bir oyuncu. Zaman zaman defansta sıkıntısı oluyor. Ama konuşarak, ederek, tecrübesiyle, futbol IQ'suyla, yüksek IQ'su var. Topu kullanma yetisi fazla. Özellikle kornerlerde. Şu anda bize katkısı olan bir oyuncumuz. Her oyuncumuzun olduğu gibi. Çok geçmişten, eskiden tanıyorum Erdem'i. Onun için o da sorumluluklarını biliyor. Bir de bu seviyenin oyuncusu artık Erdem. Yani dedim ya, tanıdığımız, bildiğimiz oyuncuları getirdik. Şu ana kadar da iyi geldik. Alaaddin genç oyuncu, öne açık oyuncu ama bu seviye daha evet, tam hazır değil. Evet. Erdem'in özellikle yanında oynayan Alihan, önünde oynayan Kenan'ın gelişimine de katkı sağladığını düşünüyor musunuz? Tabii ki. Anton, Erdem, yani bunlar futbolu bilen üst seviyenin oyuncuları. Futbol becerisi yüksek oyuncular. Onlarla birlikte oynamak, onların da onları yönlendirerek hazırlaması, onların da bir artısı oluyor. 14 hafta geçti Ankaragücü nedense penaltı kullanamadı. Bunu neye bağlamak lazım? Valla birçok maçta biz penaltı hak ettik ama maalesef hakemler es geçtiler. İnşallah bundan sonra görürler de verirler diyelim yani. Ne diyeyim yani. Çok da fazla bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Hemen hemen takımdaki çoğu futbolcuyu konuştuk hocam. Umut'un performansından da bahsettiniz. Umut'a ekstra açmaya gerek yok. Ben yabancı oyuncularla ilgili tercihlerinizi nasıl görüyorsunuz? Çünkü Kane de oynuyor, Doku oynuyor, Fusula oynuyor ama bir yedeklerimiz de var. Daha doğrusu göremez konuda. Tabii ki Kibong'da tizlerinde lisansı çıkamaz tabii. Evet. Kibong oynadı, tutan daha sonra çıkışı burada. İlk yarı bitmesine fazla bir haftamız kalmadı. Artık ilk yarıda göreceğimiz bir şey yok. Belki yabancılarla ilgili ama ikinci yarı için yabancı oyuncular konusunda özellikle bu yabancıların bu kadar çoğalması son anda biz Umut Nayır'ı istediğimizde karşısında Osmanlıspor bize bu oyuncuları da verdi. Yani burada biz Umut Nayır'ı mecburduk almaya. Evet. Umut Nayır'ı alırken de bu oyuncuların da bize verilmesi söylenildi. Yani siz, peki sizin bu konuda bir tasarrufunuz olmadı mı gelmesi konusunda? Yani Lucas'ı da istedik biz. Hı hı. Ama mecburen şimdi öbür oyuncuları da bize verince biz de aldık bu oyuncuları. Ama şu anda baktığınız zaman iki tanesi dışarıda kaldı. Mele. Mele bizden beraber. Tonya'yla Kibon. Kadro 25 kişi olduğu için. Evet. Osman'dan gelmiş 2 kişi anlattı. Tabii yani bunları biz yazamadık kadro ama sonuçta bizim oyuncularımız. Biz ona bakmıyoruz. Yani baktığınız zaman Lucas da oynadı, Anton oynuyor, Doku oynuyor, Kane de oynuyor bizde. Yani Dienk oynadı 5-6 maç. Yani bu bir yarış. Yerlisi yabancısı diye, Hille yabancı geldi diye bir oyuncak diye bir kural yok yani. Hele benim kitabımda hiç yok. Kim iyiyse oynar. Öyle de oluyor zaten. Yabancı da olsa, yerli de olsa sonuçta herkes eşit bende yani. Bizde eşit. Herkes birbirine saygı gösteriyor. Herkes birbirine karşı böyle bir sevgisi var. O zaman eğer biz bir takımsak, başarı istiyorsak, yerlisi yabancısı, herkes bu takıma sahip çıkacak. Herkes oynayan arkadaşını destekleyecek. Başarılı olalım. İyi o zaman yani biz transfer edilenleri oynatacağız da Kenan'la Alihan dururken olur mu öyle şey? O zaman olmaz yani. Devlet Başkanı'nda biz son yaptığımız röportajda devre arası için transfer var mı, ne bekleyeceğiz? Hocamızın vereceği rapor doğrultusunda gücümüz yettiğince yapmaya çalışacağız. Devre arası halen yasağımız var. Bu yasağın kalkması lazım. Kaldırabilirsek çok fazla oyuncu almayacağız. Belki 1-2 oyuncu bilemedin. Belki 3. Ona da oyuncularım kendileri karar verecek. Şu andaki takımdaki oyuncular performanslarıyla kendileri karar verecekler. Peki yani bir bölgeye göz kırpıyor mu yeni transfer? Yok, bölge ismi vermeyelim. Çünkü oyuncularımız şu an 3 tane maç var önümüzde. Belki 1-2 tane oyuncu transferi kaldırabilirsek oyuncu almak alabiliriz. Görüştükleriniz var mı hocam? Yani temas halinde olduğunuz? Yok, şu anda benim içimde, aklımızda var. Şu anda yani kimseyle görüştüğümüz... Ya yok, oralara çok fazla girmeyelim şimdi. Çünkü yazarsın, çocuklar şimdi bundan etkilenebilirler. Yok, yerli yabancı falan diye demeyelim. Görüştüğüm kimse de yok. Ben oyuncularıma da söyledim. Belki 1-2 tane açık, ben çok şeffaf bir insanım. Belki birkaç oyuncu gelebilir ama bunun kararını siz vereceksiniz dedim. Peki hocam, farz mesela transfer yasağı kalkamadı ve bu kadroyla devam edeceğiz. Biz hep size şeyi sormuştuk. Hocam hedef ne diye birçok basın toplantısında biz size sormuştuk ve siz özellikle söylemekten de çekinmiştiniz. Ama şimdi artık bir liderlik var ki herkesin artık hedefini geçtik. Aslında ben hedefimi söyledim sezon başı. Siz benim hedefimi almadınız. İşte algılayamamıştınız. Ben dedim ki 2-3 sezonluk hayalci değilim dedim. Ama hayallerimiz var dedim. Hayallerimizi gerçekleştirmek için de Çok çalışacağız, çok çalışıyoruz. Biraz bize zaman tanıyın. Birazcık dedim sabırlı olun. Birazcık dedim hoşgörülü olun dedim. Bu mesajımı siz yeterli almadınız. Sezon başı. Tanımadığımızdan dolayıydı belki. O ben diyorum ya, ben büyük konuşmayı seven bir insan değilim. Bunun için böyle bir açıklama yapmıştım. Ha, sizin beklendiği şampiyon olacağız şu bu. Ha, onu demem için ne yapmamız lazım? Bütün aldığımız 18 oyuncu aynı anda aldık. İdmana da başladık. Ekonomik sorunumuz da yok. Hiçbir şey yok. O zaman zaten ben demeliyim. Biz bu oyuncuları aldık. Şampiyonla oynuyoruz. Ligin 7. maçı, daha sahaya çıkan takım 11 ilk defa birbirini sahada görmüş. Bu kadar sıkıntılar var. E nasıl böyle bir şey söyleyebiliriz? Futbolcuları da baskı altına alalım. Hem kendimi alacağım, hem takımı baskı altına alacağız. Öyle değil mi şimdi? Buranın taraftarı var, camiası var, medyası var. Hoca böyle demiş diyeceksin bana 2 maç sonra. Ne oldu demeyecek misin? En başta siz diyeceksiniz. Yani o zaman ne yapmamız lazım? Flu bir konuşma, muğlak bir konuşma ama içinde çok önemli mesajları alabilenlere o mesajı verdim ben. Şimdi gelinen nokta ne? Bu. İster istemez zaten bu takım şimdi bundan sonra şampiyonluğa oynayacak. Evet. Ne demek bu? Hayallerimizi gerçekleştirme yolunda biz bir eşiği geçtik ama daha başarmadık. Daha başarmadık. Sadece bir eşiği geçtik. Bu yarışın içindeyiz. İnşallah da başarırız diyorum. Şimdi rakipler de ister istemez bahsettiğiniz şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerin transfer yasağı gibi sıkıntısı yok. Rize'nin, Giresun'un, Ümraniye'nin. Bunların sıkıntısı yok. Ankaragücü eğer transfer yapamazsa ikinci yarı sıkıntıya düşer gibi bir hissiniz var mı? Yoksa biz bu kadroyla onlar ne yaparsa yapsın biz mücadelemizi sürdürürüz, bu işi kotarabiliriz diyebiliyor muyuz hocam? Şimdi de başka bir level'dan ben artık hedef sormaya şey yapayım, devam edeyim. Siz ince mesajı verin, biz oradan algılamaya çalışalım. Ya şimdi şöyle bir şey, İnşallah yasağımızı kaldırırız. Destek gelir, kaynak bulur, başkanımız, yöneticilerimiz. Daha rahat hareket ederiz. Daha böyle taraftarlarımızı mutlu edebiliriz. Ya olmadı, olmazsa da nasıl bugüne kadar biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da bu oyuncu grubumuzda elimizden gelenin en iyisini yaparız inşallah. Ligle ilgili kurgunuz nasıl? Ben örnek gösteriyorum. Ligin ilk yarısı bittiğinde Ankaragücü ve Ümraniye kopmuş olabilir. 1-2 kopup mücadeleyi o şekilde bir 5 puan, 6 puan farklı sürdürebilirler diye kafamda kurguluyorum. Siz ligde hangi takımlar bizim başımıza bela olabilir ileride, uzun vadede? Ben çok fazla bunlara girmek istemiyorum. Plan hesap yapmıyorum. Kopma falan da olmaz. Bu lig böyle at başı gider. İkinci yarı herkes çok büyük takviyeler yapacak. Ben biliyorum. Onun için kopma olmaz, olmayacak. İyi çalışan, kendilerini maçlara her hafta iyi hazırlayan takımlar başarılı olacak diyebilirim. Maç bakım, maçlık hedeflerle kazanmaları strateji. Tabii, aynen öyle. Hocam aynen. Son haftalarda bu Ümraniye maçının Ankara'da 7 sarı kart gördü, ondan önceki haftada 6 sarı kart gördü. Yani bunu nasıl yorumlamak lazım? Biraz çok gibi sanki. Bu maçta hakem biraz abarttı gibi geliyor bana kartları. Evet, bize de öyle, bana da öyle geldi. Biraz hakem fazla abarttı bu kartları. Yani sonucunda da cezalı oyuncular meydana geliyor tabii. Mutlaka ki. Tabii ki biz ne kadar uyarsak söylesek de şimdi kolay değil. Herkesin üzerinde bir baskı var. Her maça kazanmak için çıkıyorsunuz. Şimdi size gelen rakipler hedef takım olduğunuz daha fazla motive oluyor. Motive olmuş çıkıyor. Daha fazla kapanıyor. Daha fazla sert oynuyor. Daha fazla sizi tahrik ediyor oyun içinde. Kolay değil yani bunlar. Onun için tabii ki biraz fazla olmaması gerekir. Ama bu ligde maalesef oluyor. Biraz da taraftara gelelim hocam. Özellikle son maçta gözleriniz doldu gibi daha geldi bize. Yok, yok. Bir, yani şeyde ben şöyle yorumlamıştım. Eskişehir'de, Gaziantep'te istediği o coşku, taraftarla iletişim tam istediği gibi olmadı. Ve burada bir şey başarmanın mutluluğu vardı. Taraftarın önünde saygıyla eğildiniz. Onlar Giresun'da şey başladı. Ben kaçırmışım Giresun'daki olayı. Oraya geçmedim. Taraftar varsa biz varız. Taraftar bu işin bir oyunun bir parçası. Yani taraftar her zaman bizim en büyük enerjimiz. Her zaman bir 12. adam olarak maçlara, rakiplere karşı bir sinerjimiz oluyor. Onun için taraftarla varız. Taraftarlarımızı mutlu etmek de bizim en büyük görevimiz. Bunun için biz de elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki böyle ilk başta negatif başlayıp da sonradan işlerin buraya gelmesi bir antrenör için hayatı boyunca, kariyeri boyunca unutamayacağı anlardan bir tanesidir. Ki Ankaragücü taraftarı camiası Türkiye'de çok önemli bir yeri olan bütün şehir dışındaki insanların, uzaktan bakan insanların gıptayla Ankaragücü taraftarının güzelliğini, Ankaragücü taraftarlarının coşkusunu, tutkusunu anlatıyorlar. Böyle olduğu zaman da böyle bir camianın, böyle bir taraftarın sizi sahiplenmesi, tribünlere çağırması tabii ki beni çok mutlu etti, çok gururlandım. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hocam siz kulüpte yatıyorum, kulüpte kalıyorum, otelde kalmıyorum dediğiniz zaman bizim Ankara'da İlhan Başkanı'nın özellikle yaptığı bir sistemden dolayı teknik direktörler genelde ailelerini getirmeyi istemezler. Çünkü Ankara'da gençler bile de Ankaragücü'ne de gelen hocaların ömrü fazla uzun olmaz, çabuk gider. Ondan dolayı bir sene kalırsa ondan sonra ailelerini falan getirmeyi denerler. Yanlış mı düşünüyoruz abi? Genelde, yani genelde çoğu aileyle gelmezler. Siz onu söylediğiniz zaman biz onu düşünmedik açıkçası. Ama siz ailenizi getirecek misiniz? Ne zaman getireceksiniz? Yani tesislerde kalıyorsunuz herhalde sanırım da. Aynen, tesislerde 6-6,5 aydır tesislerde kalıyor. Zor da oluyordur, siz açınızdan da zor oluyordur. Hiç zor değil. Ben burada bilerek kaldım ki buradaki eksikleri tespit etmek, bunlara müdahale etmek, daha hızlı hareket etmek, daha fazla mesafe kat etmek için tesisleşme adına burada kaldım. Yani yoksa otelde kalmak, kalayım. Ben sağ olsunlar bana da en güzel otelden ayırttılar. Hangi otelde hocam istiyorsun dediler. Lüzumsuz yere kulübün üzerine kambur, para. Ben burada da oyuncular geliyor, o hocalarla analiz yapıyorum, daha rahat çalışıyorum. Eşofmanlıyım akşama kadar. Otelde eşofmanlı olmayacağım ki. Ne yapacağım? O gelecek, ondan sohbet, bundan kahve. Ama ben o boşluklarımı kulübe hizmet ederek, aklımı vererek, kulübümüzün tesisleşme adına, takımımızın gelişimi adına neler yapabiliriz? Ben burada kullanıyorum oradaki zamanımı. Hocam tesisleşme derken, yani alt çapı ile ilgili bir düşünceniz var mı? Ankara'nın alt çapısına gelecekte bir oyuncu çıkabilir mi? Şu anda oyuncu çıkması için öyle bir şey yok. Önce bir şeyleri vereceksiniz, hazırlayacaksınız, 3 sene, 5 sene sonra bakacaksınız. Oyuncu gelir mi gelmez mi? Şimdi ne verdik altyapıya, ne istiyoruz oyuncu? Sahaları bile yok antrenman yapma. Yani ne, aynı şey Fenerbahçe'de aynı. Sahayı 3'e bölüyorlar antrenman. Benim oğlum da orası. Son maçta kolu kırıldı onun da. Bu cumartesi günü, 2 gündür onunla da uğraşıyorum hastanede. U15. Ondan sonra evet. Ondan sonra aynı şey orada da var. Ha, biz şu işlerimizi bir halledelim, altyapıya da sıra gelecek. Onlara da güzel bir saha yapacağız. Peki altyapı hocalarıyla görüşmeniz oldu mu? Oldu, devamlı görüşüyoruz. İdmanlarını izliyoruz, gidiyoruz. Oradan bize oyuncu alıyoruz, gönderiyoruz, tarıyoruz. Görüşüyoruz devamlı. Sen altyapıdan çıkan Mert var. Bu Mert konusunda bir düşünce izlenir. Mert kadroyu zorluyor. Kadromuzun içinde. Oğuzhan'ı aldık, profesyonel yaptık şimdi sağ bek. O da bizden beraber. Zaman zaman bazılarını alıyoruz, bazıları gidiyor. Geliyorum, onları bir tarıyoruz, bakıyoruz ne var. Hocalar gidiyor, ben gidiyorum. Şurada izliyoruz bazen. Bu şekilde de gidiyor yani. 10 tane oyuncu hakikaten antrenman aldığı sürekli takip ettiğim. Hocam bu daha önceden kafamda kurguladığım falan bir soru değil. Şimdi size şokmanla geziyorum, rahatım hepimizde. Sizin Fenerbahçe teknik direktör olduğu zamanlardaki haberleri falan hatırlıyorum. Sizin gömleğinizin markası tartışılıyordu. Gömleğinizin şekli tartışılıyordu, fiyatı tartışılıyordu. Şimdi İstanbul basının bize verdiği İsmail Kartal çok havalı bir İsmail Kartal'dı. Şimdi burada gördüğümüz, sizin bize gösterdiğiniz İsmail Kartal farklı bir İsmail Kartal. Şimdi orada da aslında öyleydim de bakmayın Fenerbahçe'de ben kendime bir stil yaptım orada yani. Yani böyle spor giyinen, beyaz, beyazın anlamı biliyorsunuz. Daha böyle basit giyinen, çok fazla şatafatı olmayan, hep aynı elbiselerle çıktım maçlara. Gömleğimin markası tartışılmış vesaire. Aslında çok pahalı bir gömlek falan da değildi yani. 450 TL'ye abartmışlar. Yanlış hatırlamıyorum değil mi hocam? Ondan doğru. Ondan sonra. Ama olmam gerekiyordu. Ben buraya da geldim sezon başı gömlek. Aynı o gömleğe benzer bir gömlek pantolonla çıktım. Aynı Fenerbahçe'deki elbiseyle çıktım. Sonra tekrar burada da bir stil değiştirdim. Eşofmanlara döndüm. Hocam sezon başında ilk senelik proje olduğunu söylemiştiniz. Özellikle bunu uygulamışsınız. Bu geçen sürede ilk senelik projenin biraz daha hızlı mı ilerlediğini istiyorsunuz yoksa tam oturarak mı ilerlediğini düşünüyorsunuz? Ya biz buraya 2 sene diye konuştuk. Yani dedik bu sene bir görelim, oturalım. Yani olursa olur, olmazsa seneye daha dolu, daha güçlü bir şekilde devam ederiz dedik. Halen onun arkasındayız. Yani bu sene her şey bitti, oldu diye bir kural yok. Bugün lideriz, yarın ne olacağımızı bilemeyiz yani. Şimdi ne olduğumuzu biliyoruz ama ne olacağımızı bilemeyiz. Tabii ki biz istiyoruz bu sene hemen sıçramayı yapalım. Sıçrama olsa da olmasa da yani öyle konuştuk. Hayırlısı. Sıçrama olursa hedefi seneye Süper Lig üzerinden tabii bir geliştirmeye devam edeceksiniz. Tabii. Öyle mi oldu? Tabii. Hocam yavaş yavaş da sonlandırmaya başlarken Ankara'ya sormuşsunuz. Ankara'da herhalde daha önce yaşamadınız. Yok, yaşamadım. Nasıl, Ankara'yı sevdiniz mi? Ankara'da gezme şansınız oluyor mu? Valla ben 200 sefer arabam var şurada. 200 sefer çıktım şehire. Bir hastam var, onu gidiyorum ziyarete. Gülhane Hastanesi'ne. Bir akrabam var, ona gittim bir kere. Şu Gölbaşı taraflarında Osim'de bir ufak bir atölyeleri var, onlara gittim ziyarete. Bir de işte Emrah Bey, Tuna Bey'le 1-2 sefer, 200 sefer yemek yedik. Başka bir yere çıkmadım yani. Ama nasıl biz biraz daha rahatlayalım diye bekliyoruz. Hocam uygun görürse sizlere de katılabilirsiniz. Hocamın Beypazarı'nda misafir etmek istiyoruz. Biz bir Beypazarı'na götürmek istiyoruz. Tabii hocam, gör mutlaka. Öyle mi? Beypazarı. Biz Ankara'yı da görmeniz, Ankara'yı sevmeniz. Yani iç huzuru bulursun, o kadar güzel. Konaklar, tarihi eserler falan. Çok severim öyle yerleri, çok severim. Ankara demişken hocam, son maçta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı maça geldi ve 60 sene sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ankaragücü maçına geldi. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Bizim için çok olumlu bir adım. Kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarımıza da bekliyoruz. Yani bu küçük İstanbul'da bunlar o kadar dert edilmez. İstanbul Belediye Başkanı Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray maçlarına gittim, gitmedim. Hatta gelmesin, protokol diye işgal etmesin falan dahi diye düşünülür. Ama Ankara'da, Gaziantep'te de öyle, Eskişehir'de de belediye başkanları, şehrin mülki amirlerinin, idarecilerin bu maçlara gitmesi gerçekten önemlidir. Takımı da motive edebilir. Psikoloji yani destek. Şimdi siz para sıkıntısından bahsediyorsunuz. Belki futbolcu, belediye başkanını orada görünce ya destek gelebilir. Belki ücretlerimizi alırız diye düşünüyor olabilir. Hissediliyor mu biz? Ya hissedilmese de bir motivasyon olduğu aşikar yani. Yani bir Büyükşehir Belediyesi'nin, bu şehrin sizin maçınıza gelmesi tabii ki moral motivasyon aslında çok önemli bir şey. Yani bunun bir adım sonrası da inşallah bize de yardım edebilirler diye düşünüyoruz. Ankara üzerine gitmişken, tabii Ankara'da bir stat sorunu var. Yani yapılacak mı yapılmayacak mı belli olmayan, Ankara'da yeni stat maalesef uzun yıllarda proje oldu, iddia edilir ama bir türlü olmaz. Yani galiba 80 milyon yıl olarak yapılacak. Bu konu hakkında bir düşünceniz var mı? Vallahi hiçbir bilgim yok. Ben bir es vereyim hocam. Siz ayakkabıdan bahsettiniz. Sağdaki zeminde futbolcuların ayakkabılarını değiştirdiğim dediniz son basın toplantısında ama bu maçta da aslında çok fazla kaydılar. Bu stadın zeminiyle ilgili bir problem var. Sanki öyle bir şey var. Gençler Birliği maçında da kayıyor futbolcular. Evet, gençlerde de kayıyor. Onlar da kayıyor yani. Sanki stadın zemini çim, altta zayıf ki en ufak bir harekette üstten kayıyor, futbolcular da düşebiliyor diye düşünüyorum. Ayakkabı yok yani. Biraz daha ayakkabıyla var. Çivililerle oynadığın zaman biraz daha sağlam tutuyor. Ama öbür plastiklerle oynadığın zaman çok kayıyor. Çünkü ben basın toplantısında size soracaktım, size ayakkabıları değiştirdik dediniz ama yine de kaydı çünkü. Yine de kaydılar, evet. Tamam mı arkadaşlar? Valla sona gelelim artık hocam. Çok keyifli oldu bizim açımızdan da. Ben teşekkür ederim. İnşallah şampiyonlukta yine çok keyifli işler yaparız. İnşallah. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dileriz. İnşallah. Her şey gönlünüzce olur. İnşallah. Emeklerimiz inşallah boşa gitmez. İnşallah.